Tütün mamilleri satışı yapan marketin zirvedeki Z kayıtları böyle yapılıyor. Sıfırlıklar, birlikler, sekizlikler ayrı ayrı satırlara yazıldıktan sonra defter beyan sistemine uyumlu olması için sağ taraftaki belge türü, satış türü, kayıt türü, kayıt alt türünü düzenlememiz gerekiyor. Tütün mamulleri özel matrah şekline tabi olduğu için KDV açısından onları mutlaka ayırmamız gerekiyor. Ben işlerken ayırmadım, sonradan ayırıyorum. Sıfırlıklar, Z raporu, normal satış, şu anda sigarayı düzeltiyorum. Normal satış iken altı özel matrah şekilleri olacak ve 99.032, 99.032 tütün mamulleri diye düzelteceğiz. KDV oranı 1 olan Z raporu, normal satış, mal satışı, mal satışı. KDV oranı 8 olan 69.90 TL'ymiş. Z raporu, normal satış, mal satışı, mal satışı. KDV oranı 0 olan Z raporu, özel matrah şekline tabi satışlar 6, mal satışı 99.032, defter beyan sisteminde 99.032 vardı, ben alt gelir açmadım, olmadığı zaman biz açıyoruz biliyorsunuz. Yine sıfırlık normal satış kaydetmiştim, 6, 99.032. KDV oranını sol taraftan kontrol ediyorum, normal satışı özel matrah şekli 99.032, özel matrah 99.032. Bundan önceki ayda dikkat etmeden göndermiştim ama defter beyan sisteminde özel matrah KDV'nin sonunda ayrılmadığı için zirvede düzelttim, tekrar gönderdim üzerine düzelsin diye, ama zirvede düzeltmeme rağmen düzeltmedi defter beyan sisteminde. Onun için defter beyan sisteminde tek tek sigaralara ayırmıştım. Şimdi zirvede doğru olarak işlemeye çalışıyorum. 6 99.032. Aslında zirvenin düzeltmesi lazım. Değiştirilenleri değiştir diye işaretledim ama maalesef düzeltmedi. Ben de daha fazla zaman kaybetmemek için geçen ay defter beyan sisteminde manuel olarak düzeltmiştim. Şimdi zirvede düzelttim. Kontrol edelim. Bu bir aylık 32. Bak bu niye, görüyor musun? 99.120 yazmış, halbuki ne olacak? 99.032 olacak bu da. Ha, bu geçen aydan. Neyse, onları elimizle düzeltmiştik, önemli değil. Tarihi bunun öncedir. Önemli değil, onları zaten ben defter beyan sisteminden yapmıştım. Şöyle yapalım, seçilen ay diyelim. Seçilen ay Şubat diyelim. Şimdi tek tek kontrol edelim bir daha hızlıca. Burası doğru. 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 Evet. 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 Sıfırlık. 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 Bir dahaki sene zaten bilanço esasına geçecektir bu market. Tamam. Tamamı doğru. Burayı yaptıktan sonra kaydet diyoruz. Sonra defter beyanı göndereceğiz.